Anneciğim bak şimdi, elinde 6 tane kart var, tamam mı? Bu arada bu 3 oyunculu oyunlar için geçerli değildir. Oyunun adı? Dixit. Hani şimdi elinde 6 tane kart var, tamam. Her kartında böyle bir resim var. Evet. Şimdi resimlere baktığın zaman işte bir derece var, yılan var, ay var, kan var. Yani çok zengin bir resim var. Buradan her şeyi anlatabiliriz. Şimdi buna bakınca kafanda bir şey canlandırıyorsun. Hikaye, bir kavram, herhangi bir şey canlandırıyorsun. Evet. Mesela ben buna bakıp diyorum ki elinde bu kart var ve sıra bende hikaye anlatmasınız. Diyorum ki geceliğin oğlum ateşlendiğinde çok korkmuştum. Bu olabilir. Daha sonra sen kendi elindeki kartlara bakıyorsun. Herkes elindeki kartlara bakıyor. Hangisi geceliği oğlum ateşlendiğinde çok korkmuştum ifadesini şey yapabilir. Uygun. Açıklayabilir. Ondan sonra herkes bir kartını seçiyor. Ben kartımı kapalı bir şekilde ortaya koyuyorum. Herkes o temaya uygun kartını kapalı bir şekilde ortaya koyuyor. En çok hangisi ifade? Ve daha sonra hangisini kime koyduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. İşte bak. Şimdi hikaye anlatan kişi kartları kırıyor ve yani cümleyi söyleyen kişi. Evet. 6 kartı ortaya koyuyor. Şimdi herkes düşünüyor. Hikayeyi anlatan kişi hariç. Cem hangi karta bakıp bu hikayeyi kurgulamış olabilir? Sence hangisi mesela şu anda? Sen buna bakıp söylemişsin, göstermişsin. Tamam, normalde göstermeyecek ama. Göstermeden. Göstermeden tahmin yapıyorum. Edeceksin hangisini demiştin acaba evet. Diye. Mesela ben baktığımda burada gece var, mum var ve mumdan sanki kan akıyor. Ben o zannettim. Ateşlendiğinde dedim çocuğum. Tabi bu arada cam oy kullanmayacak. Biz kullanacağız. Tamam, mesela bunu sen zannedebilirim, bunu... tamam mı? Evet, anladım. Sonra herkes kartlar var ya. Elindeki bu numaralardan evet. Hangisi olduğunu kapatıp koyuyor ortaya. 4 olduğunu düşünüyorsan elindeki 4'ü kapatıp koyuyor. 4 dediğim bu sırada. Bu. Bak bu üstünde 4 var ya. Tamam. Ben 2 diyorsam. Evet 2'yi kapatıp 2 koyuyorsun. 2'nin üstüne koymuyorsun. Evet, evet kapalı bir şekilde ortaya koyuyorsun. Anladım. Daha sonra herkes oyunu kullandıktan sonra oylar açılıyor. 2 tane 2'miz, 2 tane 4'ümüz var. Şimdi benim kartımı bilen bir kişi olduğu için en az ben puan kazanıyorum. Benim kartımı bilenler de, bu arada ben oy kullanamıyorum, kafanız karışmasın. Ben 3 puan alıyorum. Benim kartımı Naz bildi, 3 puan alıyor. Siz ikiniz bilemediniz, puan alamıyorsunuz. Şimdi 2 numaralı kartı kim ortaya koymuştu? Ben. Sadık ortaya koymuştu. Sen de Sadık'ın kartı zannettiğin için Sadık 1 puan alıyor. Seni kandırabildiği için. Yani demek ki Sadık da iyi bir tercih i̇yi bir yapmış. Tercih yapmış. O yüzden elinde anlatılan hikayeye göre mantıklı bir kart koyacaksın ki sen de puan alabilesin. Seni evet. De hatta burada hikayeyi anlatan her zaman maksimum 3 puan alabilecekken hikaye diğerleri yeri gelir 5 puan bile alabiliyor. Çünkü hem hikaye tahmin eder hem de güzel kart koyar 2 tane puan da buradan alır. Ama şimdi elimde bu kart var, tamam mı? Hikaye anlatan benim. Diyorum ki bir termostan inen yılan kan kusuyordu. Bunu koyduğum zaman herkes bunun olduğunu anlıyor ve herkes 4 diyor. Veya dolunay çok güzel dersen çat diye onu anlarlar. Onun için farklı bir herkes şey. Bilirse, herkes bilirse hikaye anlatan kişi puan alamıyor. Çünkü ama diğer herkes 2 puan alıyor. Herkes 2 puan alıyor. Ama herkes bilemezse de yine kimse bu sefer de buna bakıp da papatya ne güzel dersen yine kimse alakalı. Bilemez. Çok alakası olacağı için İsabetli. Kimse bilemez. Yine puan alamamak. Amaç puan almak. Aldığın puanlar kadar ilerliyorsun tahtada ve 30'a erişen ilk kişi ya da deste bittiğinde en öndeki kişi kazanıyor. Ki o da genellikle ben oluyorum. Tamam. Bitti evet. Değil mi?